Relax Derneği adına merhaba. Çok zor bir yıl geçirdik. Covid-19 pandemisi hala tüm dünyada insanların yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Bu pandemide sağlık çalışanları en ön safta mücadele ettiler. Birçok sağlık çalışanı Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirdi ve yaşamlarını kaybettiler. Sağlık çalışanlarında Covid-19 hastalığının toplumdan daha sık görüldüğü bilinmektedir. Dünya ülkelerinden örnek verecek olursak, son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika'daki ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre, Afrika'da 10 bin sağlık çalışanı Covid-19 ile enfekte olmuştur. Amerika'da 2020 yılı içinde 570 bin sağlık çalışanı enfekte olmuş, 2500'ü vefat etmiştir. Covid-19 hastalarının %9,6'sını sağlık çalışanlarının oluşturduğu, bu grubunda %47'ye yakın bir oranını hemşirelerden oluştuğu bildirilmiştir. Covid-19 hastalarının %9,6'sını sağlık çalışanlarının oluşturduğu, bu grubun %46,6'sının da hemşirelerden oluştuğu bildirilmiştir. Almanya'da sağlık çalışanlarının çalışma süreleri kısaltılmıştır. Koruyucu ekipman en güvenilir ve üst düzeyde verilmiştir. Kaybedilen sağlık çalışanı sayısı Almanya'da düşüktür. Çin'de salgının erken döneminde yapılan yayınlarda hastalanan 100 kişiden 29'unun sağlık çalışanı olduğu, 52'sinin hemşire, 33'ünün doktor olduğu bildirilmiştir. Uluslararası Hemşireler Konseyi 28 Ekim 2020'de yayınladığı bildiride Covid-19 nedeniyle kaybedilen hemşire sayısının Ağustos ayında 1097'den Ekim ayında 1500'e çıktığını duyurmuştur. Ülkemizde ilk Covid-19 olgusu 11 Mart 2020 tarihinde bildirilmiş, aynı gün Dünya Sağlık Örgütü de Covid-19 salgınının bir pandemi olduğunu ilan etmiştir. Toplam vaka sayısı 2 milyonu geçerken, kaybedilen hasta sayısı 20 bine yaklaşmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2020'de 601 sağlık çalışanının PCR testinin pozitif olduğu açıklanmıştır. Bu sayı 29 Nisan 2020'de 7.428'e ulaşmıştır. Ülkemizden yayınlanan bir araştırmada hastalanan sağlık çalışanlarının %68,6'sının hastalıklarının bulaştırıcı olduğu bir dönemde çalıştıkları, %47,9'unun COVID-19 hastalığı geçiren hasta veya mesai arkadaşı ile temas ettiği bildirilmiştir. Salgının başından bu yana 120 binin üstünde sağlık çalışanı COVID-19 enfeksiyonu geçirdi. 30 Aralık itibariyle 310 sağlık çalışanımızı kaybettik. 120 hekim, 39 eczacı, 30 teknisyen, 18 hemşire ebe, 15 diş hekimi, 7 sağlık memuru, 3 veteriner, 71 idari personel, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi, hizmetli gibi diğer personel. Bu hafta 4 hekimin ölüm haberiyle içimiz yanarken, üstüne üstlük Mersin'de lenfoma tanısı almış, ancak yoğun bakımda nöbet tutup nöbet sonrası ölen hemşire arkadaşımızın haberiyle sarsıldık. Bu ölümlerin önemli bir bölümü önlenebilirdi. Covid-19, illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Türk Toraks Derneği olarak yeni yılda da her hafta sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Türk Toraks Derneği, ulusal akciğer sağlığını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir uzmanlık derneğidir. Sadece üyelerinin bilimsel yetkinliğini geliştiren ve onların özlük haklarını koruyan yapıyla sınırlı bir uzmanlık derneği olmak yerine, hak temelli savunucu bir dernektir. Çünkü biz inanıyoruz ki, sağlık yaşam hakkıdır. Derneğimizin temel değerleri, emeğe, insana,
hasta haklarına ve çevreye saygı, katılımcılık, dayanışma, saydamlık, hesap verebilirlik, bilimsel ve kanıta dayalı tıp ve etik kurallara uyumdur. Aklın ve bilimin yolundan ayrılmayalım, umudumuzu yitirmeyelim. Yeni yılınızı kutlar, 2021 yılında sağlık ve huzur dileriz. Sevgi ve saygılarımızı.